Evet arkadaşlar, şimdi bu hesap kredi yapacağız. MSI B450M 2 Pro Max. Evet, burada BIOS'a girdikten sonra Enflash'a giriyoruz. Enflash solda kalıyor. Sola git, sola git, sola git. LSC'ye bas. Heh, şimdi in. Hem öğretiyoruz. Tamam, yes. Dedikten sonra bilgisayar kendini komple bir kapatıyor şak diye. Açılmasını bekliyoruz. Tamam, yeniden açılıyor. Burada direkt Enflash bölümüne girecek. Kısa ve öz bir şekilde bir video olsun diye. Şöyle. BIOS upgrade'i yapmamız lazım. Ayrıca de Ryzen 5 işlemciler için artık B450 serisinin birçoğunu desteklediği için en üstteki Toshiba'ya git. Bas Enter'a. Sağ tarafa geçiyorsun işte. Geç sağa. İn alta. Basıyorsun Enter'a. Yes. Ve BIOS upgrade'imiz başladı. Şimdi yeni en son güncel haline gelecek. Zaten daha yeni gelmiş güncellemesi. Evet, bitmek üzere şimdi. Bu arayı biraz dondurduk. Boşu boşuna fazladan kayıt olmasın diye. Tamam, bilgisayar pat diye kapanıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle bir anda korkmayın yani. BIOS upgrade yaparken. BIOS'u da internet sitesi üzerinden indirmeniz lazım. Yani MSI'nin kendi sitesi üzerinden indirmeniz lazım. Yoksa olmaz. Şimdi bekliyoruz. Şu an gerekli işlemleri yapıyor kasa. Diyor ki BIOS güncellendi yavrum. Bütün donanımı vesaire. Evet. Şimdi benim şeyin içine girmem lazım. Yine BIOS'a giriyoruz. Güncellendiğini isterseniz model burada BIOS versiyonundan görebilirsiniz. Şurada şu üstte kontrol edebilirsiniz güncelip güncellenmediğini. Zaten direkt bütün her şeyi sıfırlıyor kendisi. F7'ye basıp Advanced Mode'a geçelim. Şuradan OC'yi ayarlamamız lazım. Şuradan ben şu Trainit'ten şuraya 3066 bir vereyim. Ondan sonra şuradaki sanal işlemcileri de açalım. Nerede SVM? Enable. Tamam. F10 yapıyoruz. Yeniden başlatıyoruz. Bundan sonraki işlemlerimiz bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.